Özbekistan vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi de devam ediyor. 5000'e yaklaştı sayı. Son durumu alacağız. Şahruk Bek, Alimov karşımızda Taşkent'ten bize detayları aktaracak. Evet Coşkun Bey, Özbekistan Ukrayna'daki vatandaşların tahliye işlemlerini sürdürüyor. 28 Şubat'ta başlamıştı tahliye işlemleri ve Ukrayna'nın Lviv şehrinden Polonya'nın Katowice şehrine geçiş yapıyorlardı ve bugüne kadar 21 uçak gönderdi Özbekistan. Özbekistan Hava Yolları'na ait 21 uçak 4787 Özbek vatandaşını şu ana kadar getirdi. Son bilgilere göre bugün de bir uçak gelmesi bekleniyor. Yine 350'ye yakın Özbek vatandaşı da Ukrayna'dan Polonya üzerinden tahliye edilmiş olacak. Bunun dışında Moldova'da da Özbek vatandaşları var. Ukrayna'dan Moldova'ya geçiş yapan vatandaşların tahliyesi için şu anda görüşmeler yapılıyor ve gerekli hazırlıklar yapılıyor. Bir de şunu da kaydetmek gerekiyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Katowice havalimanına ziyaret etmişti ve Özbek diplomatlarıyla bir araya gelerek bu önemli işlerde başarılar diledi ve bundan önceki yakın tarihte Polonya'da Özbekistan üzerinden vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmişti ve bunu unutmayacağız cümlelerini kullanmış Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve bu Özbekistan'ın yaptığı tahliye işlemleri için başarılar diledi ve önemli bir göreve üstlendiğini da kaydetti. Bugün yine şunu da kaydetmek gerekiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Özbekistan'da da kutlamalar var. Özbekistan Cumhurbaşkanı bir grup aktif kadınları, özellikle genç girişimci kadınları devlet ödülleriyle ödüllendirdi ve biz de buradan tüm kadınlarımızı 8 Mart'la kutlayarak sözü tekrar size bırakıyoruz. Dileklerine biz de katılıyoruz.